Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a hamdu sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızın yollagan dekin kadirli kıyımdaşlar tarihki nazar programımızın ikinci sahanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan Milli Azatlık Rehberlerinin merhum Muhammed İmin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabını dikkatinizga sunamız. Biz ötken saatte kiriş sözlerini sunganduk. İnşallah bugünkü sahnemizde muallifnin kısqacha tercüme halinden başlap huzurunuzga sunamız. Mikrofon aldıda qerindişinglar Abdullah Yalqın. Muallifnin kısqacha tercüme hali. Muhammed İmin Buğra 1901 yılı Şarkı Türkistan'ın Xotan şehir içindeki Xalipilik Hoyli mahallesinde ortahal ailede dünyaya kelgen. Dadısı Feriddin Hacim Xotan'ın mötüver dini alimlerden bulup Muhammed İmin Buğra küçük çığdılı vapat bulup ketken. Töt oğul iki kız kıyrındışı bilen anısı Sekine Banu Hanım'ın terbiyesi çoğun buldu. Buğra 9 yaşında başlangıç mektebini 21 yaşında Xotan ve Qaraqaşdaki medreslerde yüksek dini ilimini İslam bilimleri sahasında püttürdü. 1922 yılından 1933 yılına kadar Xotan ve Qaraqaşda Kur'an tefsiri ve hadis ilimlerde baş müderrislik vazifelerde buldu. Üstün ilmi kabiliyeti ve yıkımlık şahsiyeti bilen kısa bir müddet içinde etrafta nam kazanan Muhammed İmin Buğra Şarkı Türkistan halkının ataklık ve hürmetki sazaver dini zatlarına birildiğen Hazretim ünvanı bilen ataldı. Bugün mu Şarkı Türkistan halkı merhumni Hazretim namı bilen yad etmekte. Muhammed İmin Buğra yaş çığıdın başlapla Uygurca, Arapça ve Parisçi şiirler yazışka başlagan. Onun şiirler toplumu da Arapça ve Parisçi şiirlerini xeli köp uçurdumuz. Bunun bilen bile Muhammed İmin Buğra özünü her pürsette zamanevi ilimler bilen mu yetiştiriş getirişkan. Şu devirlerde teşebbüs kılınan mağaribde yenilikli köçüş hareketini kollab kuvvetleyen. Mağaribde yürgüzülgen yenilik ve ıslahatçılık taraftarı bulgallığı tüpeyledin, şu zamanın müteessip kişilerinin karşılığına ve çetkiki kışa uçurgan. Muhammed İmin Buğra Qaraqaşda yaş müderris ve taliplerini teşkilleb, zalim müstemlikçi Çin hükümranlarının dehşetlik zulmü, milli tensizliki ve izişlerinin halkımızı kandak kutulduruş yolu da çare tedbir izledi. Bunun için o işini aldı bilen ügünüş, tekşürüp tetkik kılış bilen başlagan. Muhitedeki naidi yetersiz ve az imkaniyetlerden paydalanıştan başka, Xotan'dan Hindistan'a berip gelip durduğan Suudiyerler, ve Arabistan'a bargan hacılar bilen tağısının öyde ötküzülgen söhbetlerini kızıkıp anlagan. Bu kişiler çet elden elip gelgen gezit jurnallarını okup, bilimini aşırıp dünya vaziyetinden haberdar bulgan. Neticede, könlüde öz vatini ve başka milletlerinin tarihini tetkik kılışsı okutu olgan. Buğra bunun bilenle çekilenip kalmay, 30. yılı bütün Şarkı Türkistan'ın muhim şehirlerine ayrılıp çıkıp, bu caylardaki Xitay hükümetinin küçü ve halkının ruhi haleti katırlık stratejilik vaziyetini özü bivasti körüp ögengen. Dini ve siyasi cihetin mötüver Savud Damullam katırlık saatler bilen körüşüp pikirleşken. Neticede Xitay zulümünün kutuluş üçün Şarkı Türkistan'ın o vaziyeti de korallık milli inkılaptın başka çare yok diyen tonuşki gelgen. Şunun bilen 1930 yılının ahırlarda Xotan'da Muhammed İmin Buğra rehberliği de bir yüşürün Milli İnkılap Komiteti teşkilatı kuruldu. Buğra komandallığı da 1932 yılı 2. ayının 20. günü Qaraqaşda başlanan Milli Azatlık İnkılabı neticesi de 1934 yılı 7. ayı kadar Gharib'de. Yeğisar'dan tartıp şarıhtı bulgan caylar Xitay müstemlekçilerden azat kalındı. Yeğisar'dan tartıp şarıhtı bulgan caylar Xitay müstemlekçilerden azat kalındı ve bütün Şarkı Türkistan'a yayılgan Milli Azatlık İnkılabı'a maddi ve manevi cihette muhim yardımlar kalındı. Bu tarihten başlap Muhammed İmin Buğra Xotan mücahitleri başkomandanı bulup Emir Hazretim ünvanı bilen çet elde bolsa Xotan emiri deb tunuldu. 1934 yılının ahırda milli tarih Tungan Mahusen'nin hücumlarından mağlup bulup Hindistan'a hicret kaldı.
Hindiston va Afg'onistonning Sharq Turkistonga chegaradosh bo'lgan Pamir va Vahan tog'liq rayonlarida qurolliq yig'ilish va yurtga qaytish faoliyatlarini olib bordi. Bu jarayonda bexatarlikni ko'zda tutib, Bug'ra Abdullohxon Yarkandi degan ismni qo'llangan edi. Shuning bilan Afg'oniston va Kashmirning Sharq Turkistonga tutash bo'lgan Burug'il jilg'isiga o'rinlashib, bu yerdan partizanlik taktikasi bilan bir qism zamin egallab Sharq Turkiston milliy ozodlik urushini davomlashtirishni qaror qildi. Lekin Afg'onistonning chegara rayonidagi Vahan qabilalaridan setib olgan qurollar va va'da qilingan boshqa yordamlar qo'lga kelmadi. G'arbiy Turkistonni besib olgan ruslar va Hindistonda avj olayotgan milliy ozodlik harakatlaridan qattiq andishaga tushgan inglizlar o'z chegaralari atrofida bu milliy ozodlik uchqunlaridan, ya'ni Muhammad Imin Bug'roning qurolliq kurashlaridan qattiq cho'chib ketishi tabiiy edi. Betaraflik siyosati ijro qilayotgan Afg'oniston hukumati bu haqda andishalik edi. Natijada Muhammad Imin Bug'ro bir yil davom qilgan chegaradagi aktiv harakatlarini to'xtatib, Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ldi. Va 1942 yiliga qadar Kabul shahrida siyosiy mehmon sifatida bilan yashadi. Bu fursatdan foydalanib, Sharq Turkiston tarixi haqida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi. Xalqaradagi mashhur kitobxonlar va tarixiy tadqiqot o'rinlari bilan aloqalashib, material to'pladi. 4 yillik jafolik amgak natijasida millati uchun tunji qitim o'z farzandining qalam bilan yozilgan Sharq Turkistonning atroflik bir tarixi, Sharq Turkiston tarixi kitobini yozib bitirdi. Bug'roning yaqin safdoshlaridan Shir Ali Xon hojim, Matqasim hojim Damullam va G'appar hojimlarning so'zlab berishicha, Afg'on qabilalari bilan bo'lgan bu kelishim asli Afg'on bo'lgan Yakanlik Qurban Nila degan kishi orqali elib berilgan bo'lib, qurol-yaroqlardan boshqa qurolliq 1000 kishilik otliq bir atrat bilan yordam berishni o'z ichiga oldi. Buningga taxminan 1 million sar kumush to'langan edi. Ammo Afg'on qabilalarining kelishimga xiyonat qilishi bilan bular amalga oshmagan. Xo'sh, Muhammad Imin Bug'roning bu asarni yozganligiga yarim asrdan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, oldi bilan Gomindangchilar, keyin Gongsendangchilar o'zining mustamlakchi hokimiyati uchun eng cho'ng xavf deb tunib kelmoqda. Bo'libmi, Sharq Turkistondagi milliy uyg'onish yolqinligan siri ularning bu andishalari texmo oshmoqda. Xitoy Kommunist partiyasi ichidagi ideologiya tarbiya mutaxassisi bo'lgan Chenbu Chuanning 1991 yili 8 ayının 23 ve 24 günü atılmış Şinjan gezide ilan kılgan Şarkı Türkistan tarihi reddiye diyen uzun bayanatı da mündaktep yazılgan. Muhammad Emin Bug'ra bu kitabı da yat milletlerinin, yani Xitaylarının Türklerge kılgan iqtisadi eksploatasiyesi ve siyasi zulümünü paşkılıp, yat devlet yani Xitayını demekçi, yat devletinin Şinjan'ı tacavuz kılganlığı üstüde şikayet kılıp, bunundan keyin bu kitap vatanni suyish engini o'stirish, millatimizning erkinligini qo'g'dab qilishda bir ulush kuch bo'la olsa, bu men uchun iftixorlanarlik ish bo'ladi degan. Demak, u bu yerda bu kitobni yozishdagi g'arizi o'z millatining vatanni suyish, millatining hayotini qo'g'dash, ozodligini qo'lga keltirish angliqligini va aktivligini o'stirish ekanligini bayon qilgan. Qisqasi, Muhammad Imin burun qo'liga qurol olib Atakiği ötüp Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni berpa kılgan bolsa, koralını taşlaşkı mecbur bolgandı kim mu, kuluğu kalem elip, atalmış Şarkı Türkistan tarihini yezip, yeni vatan birlikini parçalaş üçün hizmet kılıvatkan. Gerçi şekli okşaş bolması mu, mahiyeti tamamen birdek. O, Şarkı Türkistan ezelden müstakil devlet idi deyip davran salgan. Ve kadimki vatanımızni, Cungo'nun bir kısmı emes idi. Sharq Turkiston azaldan mustaqil edi degan safsatini kuchab targ'ib qilgan. Shinjongda ziyolilar va boshqa yoshlar orasida turk millatchilik iqimining yomirab ketganligida 1932 yillari Mamdumin Bug'ro yetakchiligida yuz bergan Sharq Turkiston milliy ozodlik qo'zg'olining qoldirgan ta'siri va keyincha uning yozgan Sharq Turkiston tarixi degan kitobi asosiy ideologiyalik rol o'ynamoqda. Muhammad Imin bu kitobida Sharq Turkiston xalq inqilobining maqsadi Xitoyning asoratidan mangu qutulib, dunyodagi erkin millatlarga o'xshash erkin, ozod turmushdan bahraman bo'lish degan. Bu Xinjiangda yangidan paydo bo'lgan milliy bo'lg'unchilarning harakat nishonisi. Shuning bilan birga burjuazcha erkinlashtirish fikr iqimi adab ketdi. Tar millatchilik kayfiyati biroz o'sib qoldi. Ayrim milliy bo'lg'unchilar qutrab ketishdi.
Muhammed Emin'nin Şarkı Türkistan tarihi kitabının çunkur tesiri yeni baştan aşkarlaşka başladı. Her derecelik partiya rehberi organları bu havupnun iğirliğini tuluk mülkerlep, bununla karşı çare tedbiri ilişi lazım. Hoş, Muhammed Emin Buğra 1937 yılı Uyghurça, Arapça ve Parisçe yazgan şiirlerinin bir kısmını öz içine alan Kasaid Vataniye şiirleri toplumunu besip tarqatdı. Muhammed Emin Buğra Şarkı Türkistan Milli Azatlık İnkılabı'nın mağlup buluşudaki sebeplerden birisi, İnkılap koşuğunda zamanevi bilimge iyi kişilerinin yok digidek az bolğallıkını tunup yetkenlikten, muhacirettiki Şarkı Türkistanlık yaşlardan bir kançısını Afganistan'a elip gelip, penli mekteplerde okuttu. Ve bunlardan bazılarını Türkiye'ye evetip herbi mektepte okuttu. İkinci Dünya Urushi ceryanında Şarkı Türkistan'ın siyasi vaziyetinde çok özgürlükler yüz verdi. Muhammed Emin Buğra bu özgürlüklerden paydalanış bilen vaziyetki maslaşıp, Şarkı Türkistan Milli Azatlık Görüşü'nü kalem görüşü yolu bilen, yani siyasi ve idivi seplerde elip verişinin vakti gelgelikini eskildi. Ve Xitay hükümeti bilen diyalog ornatışının yollarını tetkik kılışkı başladı. Şu peyde 1940 yılı Aysa Yusup Alıptekin, Xitay Müslümanları Dostluk Hayeti'nin başlığı bulup Afganistan'a gelgen idi. Muhammed Emin Buğra bu fırsatın paydalanıp, Xitay hükümeti bilen alaqa kılış yolları hakkında Aysa Alıptekin bilen uzun müzakirler elip verip, bir fikirge gelişti. Muhammed Emin Buğra hatirisi de bu müzakirini mundaq dep yazıdı. Aysa Begdin, Cankeşi Qatarlıq, Xitay'nın muhim rehberlerine xat yazıp evettim. Bir mezgildin ki, Xitay hükümetinin minin Hindistan'a gelip, Cungo Türkistan ortak menfaatleri üçün hizmet kılışımı koşulduğallığını bildirip cevap xat geldi. Muhammed Emin Buğra faaliyetlerini tihimu erkin ve kentaşa elip veriş üçün 1942 yılı Hindistan'dan Peshawar şehri geldi. Peshawar bolsa hazırkı Pakistan'da. Bu qetim Kalkut'taki Xitay başkonsuli Xitay merkezi hükümetinin Muhammed Emin Buğra'nın Hindistan'da duruşuğa koşulmaydığanlığını ve çapsanarak Xitay'a ketişini talep kılmaktaydı. Muhammed Emin Buğra Xitay'a berişini rad kılıdı. Neticede Hindistan halkının milli azatlık hareketlerini bastırıp atkan İngiliz daireleri Japon urushining Hindistan'a yakınlaşıp gelip atkan bir mezgilde Muhammed Emin Buğra'dak bir milli azatlık rehberini xatarlık unsur deb Peshawar merkezi türmesi nazarat astığa aldı. 1943 yılı 1. ayının 8. günü Xitay'a ketiş şartı bilen koyup verildi. Muhammed Emin Buğra 1945 yılı'a kadar Chongqing yani Xitay'nın uruş mezgildeki payitahtı da durdu. Bu mezgilde Xitay istilacılarının hükümranları bilen yüz mü yüz durup siyasi milli inkılap elip vardı. Siyasi ve ictimai teşkilatlarda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık davasını anlattı. Muhammed Emin Buğra'nın kilişidin ilgiri Xitay'a kelip ultraklaşkan milli mücahit sebtaşları Doktor Mesud Sabri Bayquzi, Aysa Yusup Alıptekin, Kadir Efendi Samani ve İsmail Efendi Qatarlıqlar bilen yurttaşlar cemiyeti de siyasi sahada birlikte güreş kıldı. Xitay halk ammasına Şarkı Türkistan meselesini tanıştırış, hükümet peşindeki Gomindan Partiyesinin Şarkı Türkistan'a karıta yürgüzü batkan çoğun Xitay milletçilik siyasetini paş kılış ve onunla birlikte karıştırışını kolu geldiriş için Xitay neşriyat, ahbarat organları da Xitayçı çıkıdığan gezit jurnallarda makaleler yazıp ilan kıldı. Bu makaleler Xitay Ebkar ammesi arasında zor təsir kozgudu. Kalem görüşleri devamında en güçlük təsir payda kılgan makalelerden biri 1944 yılı 10. ayının 12. günü Chongqingda çıkıdığan hükümetinin organ gezdi Dagongbao'da ilan kılınan Şinjan emas Şarkı Türkistan ve Şarkı Türkistanlıklar Türktür diye mavzulardaki makaleler idi. İlmi bes münazırı şeklinde devam kılgan bu makaleler Muhammed Emin Buğra'nın ataklık Xitay milliyetçi tarih alimi Li Dongfang'ın Şarkı Türkistan'ın Xitay'ın bir parçası deb utturgu koygan Dagongbao'daki makalesiğe reddiye berip yazılgan makaleleri idi. Muhammed Emin Buğra'nın ilmi asasta ve bütünlüğü Xitay tarihi materiallarını paket kılıp reddiye bergen bu makaleleri aldı da Li Dongfang cevapsız kaldı ve özünün mağlup bulgallıkını itiraf kaldı. Bununla okşaş ilmi ve aşkarı münazırlar Xitay parlamentoda Xitay'nın dahisi Sun Jongsan'ın oğlu Doktor Sun başçılığıdaki bir türkün parlament azalarından terkip tapkan Şarkı Türkistan davasıya histaşlık kıldığan bir grupının meydana çıkışına sebep oldu. Xitay'nın ataklık alimlerden tarih şunas, Cem Bucen, Til şunas,
Ekko Moro ve Majong Yinglar Buğra'nı yoklap gelip tebrikledi ve histaşlık kıldı. Muhammed Emin Buğra 1943 yılı Xitay'nın asasi kanun tüzüp çıkış kurulduğu sebtaşları bilen birlikte Şarkı Türkistan meselesini öz içine alan bir teklif lahiyasını verdi. Bu teklif lahiyasının muhim maddeleri de Şinjan degen sözünü Türkistan deb tüzülüşünü hem de Türkistan milletinin Türk ikenligini uçuk ve iniq bir şekilde otturuğu koyuşun talep kıldı. 1945 yılı Xitay'da yalğız bir partiye hakimiyet peşidi bolgan tüzümdeki Kuomintang'ın çoğun kurultuyu da Xitay devlet başlığı Şarkı Türkistan'a karşı karar çıkarmakçı bolganda meclisteki Şarkı Türkistan vekilleri bununla narazılık bildirip meclisini taşlap çıkıp getişini yani baykut kılışını karar kılganda Muhammed Emin Buğra kılçı işkilenmesin Xitay devlet başlığı katnaşkan kurultayına narazılık bildirip taşlap çıkıp getken. Bu Xitay'nın kurultaylarda ilgili körülüp bakmağın bir narazılık hareketi idi. Muhammed Emin Buğra bu hadise hakkında hatirisi de mundaq deb yazgan. Meclis başlandı. Men meclis reisi oldurgan sekne aldığı keldim. Yığın zalığı bir karap çıktım ve udul mangan betim zaldını yürüp yığınını taşlap çıkıp kettim. Bütün vekiller bana hayranlık bilen karap gelişti. Bu bir baykut ilan kılışkı okşaş hareket boldi. Mendek yalğız bir kişinin meclisini terk etip çıkıp getişige başkalar ancı pervamı kılmasıydı. Likin men bunu vatinim üçün bir şerep namayişi de bilip akıbetinin nimi buluşuğu hiç perva kılmasın bu hareketini kıldım. Muhammed Emin Buğra'nın yukarıdaki faaliyetler neticesi de Çin merkezi hükümeti Şarkı Türkistan doğrusudaki bazı meselelerde tihimu rasyonal bir siyaset icra kılışının kereklikini sezdi. 1945 yılının ahırlarında Muhammed Emin Buğra Şarkı Türkistan'a geldi. Şarkı Türkistan'da vaziyet pek mu iyi idi. Kuomintang merkezi hükümeti Şarkı Türkistan meselesi de bütünlüğe iki yüzlümecilik siyaset yürgüzmekteydi. İşler iyi hızlı bir hıl, emniyette başka bir hıl icra kılınmaktaydı. Vade kılınan islahatlarının hemmesi kağız yüzlü kaldı. Xitay hakimiyeti Şarkı Türkistan halkını ikinci sınıf puhra Katar'da töven görüp, hakaretle muamele kılattı. Şarkı Türkistan'ın milli baylığını uçuktun uçuk talan taraj kılıp, işçilerine toşunmaktaydı. Muhammed Emin Buğra Xitay hükümetinin bu kılmışlarına karşı faaliyet başladı. Bunun için aldı bilen milli uygunuş, milli seviyeni yükseldirişini asas kılgan akartış faaliyetlerini elip bardı. Xitay'dan yeni kayıtıp gelgen sebtaşları Mesud Sabri ve Aysa Aliptekin bilen birlikte Altay Jurnali ve Erik Küllük gezdede makaleler ilan kılıp, milletini uygutuş faaliyetlerini tihimu ken kanat yaydırdı. Bu faaliyetler kısa bir vakit içinde mevi bir ilişki başladı. Bu vaziyette Muhammed Emin Buğra, Şarkı Türkistan'da bir siyasi partiye kuruşundan peyti kelgenlikini sezdi. Ve Şarkı Türkistan Milletçi Partisi'nin kuruşunun aldıngı baskıcını tamamladı. Bu kıtım Rus konsuli ve Xitay hükümet dairleri bununla katlık narazılık bildirip karış çıktı. Neticede partiye resmi faaliyetki ötelmedi. Xitay mehbi sakçıları Muhammed Emin Buğra'nın hareketlerini közüşke başladı. Xotende saylam işlerini közdün keçirişke barganda, Xitay sakçı idarası tarafından planlanan Muhammed Emin Buğra'nı öldürüvetiş suikast planı paş bulup kaldı. Keriyde Muhammed Emin Buğra'nı karşı eliş üçün yığılgan halık üstüge Xitay askerleri oh çıkırıp 7 kişini öldürdü. Muhammed Emin Buğra Şarkı Türkistan'da 1947 yılı kurulgan ülkelik hükümet azası ve temirat nazırlığı tayin kılındı. Şundakla Erik Gizli'nin baş muharriri ve Uyghur Uyuşması İlmi Hayat Reisi Katarlıq vazifelerde bolgan. Ürümçi Daril Funun'un pahri profesör ünvanı bilen ders bergen ve birkaçı ilmi konferanslarda dokulatlar bergen. Üniversite tarihinde tüncü kıtım atom energiyesi üstüde ilmi liksiye sözlep köp təsir kozgan. 1948 yılı 13 yanan 29 günü ülkelik hükümetinin muavin reislikki teyillengen. 1949 yılı 11 yanan 13 günü Şarkı Türkistan Xitay komünistler tarafından istila kılınğanda ailesi ve bir kısım sebtaşları bilen Hindistan'a hicret kıldı. Ve şunun bilen Muhammed Emin Buğra'nın ikinci muhacirat hayatı başlandı. Bu ceryanda komünist dehşitinin vatanını ve bar yok her neresini taşlap çıkıp getişke mecbur bulgan minlerce Şarkı Türkistanlık Keşmir'e yığılgan idi. Bunlar üçün derhal bir insani yardım, yani yemek içmek ve başlarını koyup yatağlıktaki bir makan tepiş gerek idi. Gharbi Tibet'te yani yüzlerce kişi panatılıp Çigrad'ın ötüş üçün toplanan idi. Ular arkadan qoğlap kelibatqan Xitay askerleri ve Çigra'nı tusup durubatqan Hindistan Çigra kısımları otturusunda kısılıp kalgan idi.
Mana bularını derhal hal qilish uchun chora tepish muhojirlarimiz uchun hayot mamatliq bir masala edi. Muhammad Emin Bug'ra ahvoliga ko'ra ba'zida Sharq Turkiston Millatchi partiyasi boshlig'i, sobiq Sharq Turkiston umumiy vali muavini va ba'zida pano tilab chiqqan yurtdoshlarining vakili sifatida Kashmir hukumat arboblari bilan Hindiston hukumati va tashqi ishlar ministerligi bilan aloqa bog'lab muzokaralar olib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Davlatlar tashkiloti va Turkiya Jumhuriyati hukumatiga murojaat qildi. Muhammad Emin Bug'raning Aysa Alibtekin va boshqa safdoshlari bilan birlikda olib borgan jafolik tirishchanliklari qisqa bir vaqt ichida natija berdi va muhojirlar vaqtliq bo'lsa-mu Hindiston hukumatining qulaylik yaratib berishiga erishdi. Turkiya hukumatiga orqa-orqadan iltimos qilib, muhojirlarimizni Turkiyaga qabul qilishni talab qildi. 1952-yil 3-oyning 13-chi kuni Turkiya hukumatı ministerlar kabineti resmi qarorini ma'qullab 1850 nafar Sharq Turkistonlik pano talab qilguvchilarni iskanlik ultraqlashgan ko'chman sifatida bilan Turkiyaga kelib yerlashishni qabul qildi. Shundaylik yuqoridagidek 1949-yil va 52-yillar orasida Saudi Arabistonga berib turgan yurtdoshlarimizning iqomat ultraqlash ruxsati masalalarini ham yuqoridagidek tirishchanliklar bilan hal qildi. Muhammad Emin Bug'ra 1952-yil Turkiyaga keldi va 1955-yil Turkiya Jumhuriyati fuqaroligiga o'tdi. Bu dunyoda sug'uq urushning toza avj olgan davri bo'lib, Turkiya g'arb dunyosi sepiga mansub bo'lgan va Koreya Chaushan urushiga qatnashgan edi. Bug'ra bu vaziyatda Sovet Rossiyasi va Xitoy kommunistlariga birlikda qarshi turishning muhimligini tashabbus qilgan va g'arbi Turkistonlik, Kavkaziya, Idil Oral va Azerbayjonlik milliy rahbarlari bilan Türk birligi Türk ortak frontiga o'xshash tashkilotlarni qurishga kuch chiqarib, 1953-yil İstanbul'da Türkçe Türkistan isimli aylık jurnal çıkardı. Şunaqla Şarq Türkistan xalqining davosini ve jabalıq kurashlarini Türk xalqiga ve bütün dünya jamoatchiligiga anlatış üçün harmay talmay işledi. 1956-yil Türkçe ve İngilizce tillarda Türkistan avazi isimli jurnalni çıkardı. Arab ve Asiya devletlerine berib vatan davosini anlattı. Onun Azadlık Radyosu ve Amerika Avazi Qatarlıq radyolardan sözlegen Türkçe, Arapça ve Parisçe nutukları Uttur ve Yıqın Şarıqda bütün dünyada ve Şarq Türkistan'da yanırdı. 1952-yildan başlap Dünya İslam Teşkilatı'nın Şarq Türkistan vekili boldu. Bu teşkilatının Mekke, Bağdat, Karachi, Tahran ve Kahire Qatarlıq yığınlarına katlaştı. 1958-yil Dünya Cemaatçilikinin ve bulup mu İslam dünyasının kolluşunu kolluğu keltiriş üçün pevkul adlı küç serap kıldı. Muhammad Emin Bug'ra şu yıllarda Doğu Türkistan'ın tarihi, coğrafi ve şimdiki durumu 1952-yil İstanbul. Yani Şarkı Türkistan'ın tarihi, coğrafisi ve hazırkı ehvali namlı kitabını 1952-yil İstanbul'da ve yine Doğu Türkistan'ın hürriyet davası ve Çin siyaseti 1954-yil İstanbul. Yani Şarq Türkistan'ın hürriyet, yani erkillik davası ve Xitay siyasi namlı kitabını 1954-yil yani İstanbul'da bu iki eserini neşir kıldı. Bunlardan keyinkisi Tayvan, Gomindan hükümeti devlet erbabi Cu Jahua bilen Şarq Türkistan hakkında elib berilgan münazirlerini öz içige alğan bulup, bu her iki eser Cumhuriyet Türkçesinin İngilizce'ye mu tercüme kılındı. Ondan başka şu çağlardaki Gomindan'ın Türkiye'de turuşluk elçisinin Şarq Türkistan haqqidagi yolg'on yavudaq bayonotlariga qarata raddiya berib maqolalar e'lon qildi. Muhammad Emin Bug'ra mayli yosh talib yoki mudarrislik chog'larida bo'lsin, mayli Urumchida, Chongchongda, mayli Kashmirda, Pamir tog'larida bo'lsin, Anqarada hayotining oxirgi kunlarigacha bo'lsin, Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha, Farscha matbuotlarda e'lon qilingan va yoki e'lon qilinmagan 1400 misraga yaqin she'rlarda boshdan oxir qilchi ikkilanmasdan özünün pak vicdanını vatan millet üçün barlığını bağışlaştık cesur ruhini ifadeledi. Onun Pamir dağlarındaki sabri ceryanındaki cebalık keçirmişlerine bayan kılgan epik dastani Şunqarım namlıq lirik şiiri vatan bizningdir qatarlıq şiirleri xalqının kayğısı bilen tən kayğırıp xalqının derdi bilen tən yığlaydıgan içki ruhi dünyasını içip verse uyğan millet silkin toplan qatarlıq şiirleri milletni hürlük, azadlık ve erkillik üçün küreşke çağırgan cengivar şiirlerdir. Bug'ra'nın türlük şekilde yazılgan şiirleri
tilinin rengdarlığı, stilistik vasitelerinin baylığı, lirik hissiyatının güçlülüğü ve turak vezin kapilerinin mükemmelliği bilen Uyghur şiiriyetide mengü unutulmaydıgan edebi kıymetini namayan kılmaqta. Muhammed Emin Buğra'nın bütün hayatı din, millet ve vatan yolu da cepa müşakkatlik, tillarğı dastan buluduğun, kiliçi ve kalimi bilen elip bargan keskin küreşleri bilen dolgan. O şahsi hayatıda müstehkem irade bilen addi saddi yaşadı. Bu cesur iradesini çoğun ümitler bilen devam kılıbatkan bir çağda, onun harmas yürüki 1965 yılı 6. ayının 14. günü çüş vaxtı bilen Ankara'daki üyide seliştin toxtadı. Merhumunun cinası resmi devlet murasımı bilen Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağı ve Şarkı Türkistan'ın kök bayraklarını yopuk kılıp Ankara'daki esri mazarlıkta defne kılındı. Bugün Buğra'nın tuprak peşi Ankara'ya yolu çüşken her kandak bir Şarkı Türkistanlıkların çokum ziyaret kıldığan bir yeri bulup kaldı. Yatkan yeri cennet bolsun. Amin. Kadirli kıyındaşlar, şuna kılıp vakit münasibeti bilen Tarık-ı Nazar programımızın ikinci sani muş yerde ahırlaştı. İnşallah yeni bir san programımızı görüşükçe sizlerini Cenab-ı Allah'a tapşırımız. İcabetlik dualarınlarda bizler için dua kılışını unutmayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.